Hazreti Ömer'in valisi Said İbni Amir radıyallahu anh. Böyle bir şey olamaz ya. Humus'a vali tayin ediyor sahabe Hazreti Ömer radıyallahu anh. Said İbni Amir'i. Humus'a vali tayin ediyor. Humus'a vali tayin ediyor. Uzun yıllar gidemiyor oraya. Sonra Humus'tan bir heyet Hazreti Ömer'e Emirul Müminin diye ziyarete gidiyorlar. Hazreti Ömer onlardan bir liste istiyor. Hani fakir, fukara, durumunuz nedir falan. Bir liste istiyor. Fakir listesini yazınca içinde Said İbni Amir'in de isim var. Onların valisi. Hazreti Ömer şaşırıyor, kızıyor. Ya bu sizin valiniz, fakir listesinde ne iş var? Fakirdir diyorlar ya Ömer. Vali ha? Hakikaten fakir yani. Ondan sonra Hazreti Ömer işte o fakire fukaraya para gönderince valiye de 1000 dinar para gönderiyor. Yani Said İbni Amir'e radıyallahu anh. Ondan sonra heyet geri dönüyor Humus'a. Hazreti Ömer'e veriyorlar, Said İbni Amir'e veriyorlar 1000 dirhem, dinar. O var bir şey, 1000 dinar. Verince hemen bakıyor, nedir bu Hazreti Ömer gönderdi? İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyor. Hanımı da diyor ki yandan, ne oldu diyor. Hazreti Ömer mi ölmüş, Emirul Müminin mi vefat etmiş yoksa? Ne haber aldın, bir şey mi gördün falan, bir şey mi duydun? Yok diyor, dünya bana açıldı. لِتُفْسِدَ اَخِرَتِ Ahiretimi bozmak için dünya açıldı bana, ona üzülüyorum diyor. Dünya geldi, param yoktu, pulum yoktu ama ahiretim iyiydi, ben öyle anlıyordum diyor. Ama şimdi diyor para geldi, ahiretimi bozmak için geldi bu para diyor. Ben ondan üzülüyorum diyor. Hanımı ne diyor? Ne der şimdikiler? Ne biçim konuşuyorsun? Zaten açlıktan ölüyorduk ya. Getir, ben sen harcamıyorsan ben harcarım. Değil mi? Ama ne diyor? تَخَلَّصْ مِنْهَا Hemen kurtul o paradan. Madem bu kadar üzüldün, madem ahiretini bozmak için geldi bu para, madem dünyanın sana açılması, kurtul ondan. Bak demiyor ki benim de ihtiyacım var. Ben harcarız, çoluğa çocuğa harcarız ya, etme eyleme değil. Eğer ahiretini ifsad ediyorsa, bize sıkıntı veriyorsa, biz yokluğa, açlığa razıyız, devam et, ver, kurtul ondan. Ve diyor ki Said İbni Amir radıyallahu anh, bana diyor bu konuda yardımcı olur musun? Tabii ki diyor ve karı koca o parayı dağıtıyorlar. Kurtuluyorlar. Böyle bir iman, böyle bir insanlardan biz geldik. Allah aslımıza rücu etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Ya. Yani ahiret inancı bu. Oraya baktığın zaman dünyaya işte bu gözle bakarsın. Ama varsa dünya, yoksa dünya dersen bu dünyayı da kaybedersin. Ne diyor Efendimiz Hazretleri? Yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden, din de gitti elimizden, dünya da gitti elimizden. Aynı zat Said İbni Amir radıyallahu anh aradan uzun yıllar geçiyor. Hazreti Ömer bu sefer ziyarete geliyor. Humus'a halkla konuşuyor, halka soruyor. Bir sıkıntınız var mı Said İbni Amir'den? Hazreti Ömer'in valisi ya şimdi. Teftiş ediyor yani. Diyorlar ki bizim 3 tane sıkıntımız var bu adamdan. Nedir diyorlar? Ya bu adamın diyor bir sorunu var. Öğlene kadar diyor kimsenin yanına çıkmaz. Sabahtan öğlene kadar bir işimiz olacak. İnsanlar buna ulaşamıyor. Hazreti Ömer dönüyor Said İbni Amir. Ne iş? Said İbni Amir radıyallahu anh buyuruyor ki ben diyor bunu söylemekten çok imtina ediyorum. Yani söylemek istemiyorum ama benim yanımda bir hizmetçim yok diyor. Çoluğumun çocuğumun ekmeğini sabahları işte ben buğdayını hazırlıyorum, yufka yapıyorum, ekmeğe fırına veriyorum. Anca öğleni buluyor. Çoluğumun çocuğumun ekmeğini yiyeceğini hazırladıktan sonra öğlen çıkabiliyorum insanların içine diyor. Başka? Hazreti Ömer soruyor. Diyor ki bir de bir sorunu var. Ayda bir kere kaybolur ortadan diyorlar. Ayda bir gün bu Said İbni Amir yok. O gün nereye gidiyor biz bilmiyoruz yani. Bir şey soracağız, soramıyoruz, ulaşamıyoruz. Halkta mı biraz sıkıntılıymış? Neymiş? Adam ayda bir gün yok diye sorulur mu ya? Şuraya bak, ayda bir gün yok diye. Bugün bizimkiler demek Hazreti Ömer'in şeyinde olsa, bizim bu yöneticilerimiz şimdiki, Hazreti Ömer anda tard eder. Ayda bir gün yok. Soruyor Said İbni Amir'e. Ya Amir ne iş? Ya Ömer el-Müminin, ya Ömer, bunu da söylemeye çok çekiniyorum ama benim bir elbisem var, o da bu üstümdeki. Başka hiçbir elbisem yok. Bak validen bahsediyorum, bu adam vali ha. Bu elbisemden başka bir elbisem yok. Ayda bir gün temizlik günüm, yıkayacak kimsem de yok. Başka da kıyafetim olmadığı için bunu yıkadığım zaman haline çıplak kalıyorum. Bunu yıkıyorum, kurumasını bekliyorum, o da bir günümü alıyor. Ayda bir günü temizliğime ayırıyorum, kıyafetlerimi yıkıyorum diyor. İşte Hazreti Ömer koca İslam halifesi ağacın altında uyursa, gelen yurt dışından gelen heyetleri ağacın altında mahkeme ederse, konularla orada konuşursa valisi de böyle oluyor işte. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Üçüncü ne peki? Ya diyor gece bir işimiz oluyor.
Gündüzleri işte biraz bulabilirsek buluyoruz. Gece bu adamı hiç bulamıyoruz diyor bu Said İbni Amir'e. Radıyallahu anh. Bir işimiz düşecek, gece ulaşamıyoruz. Hazreti Ömer tekrar dönüyor Said İbni Amir'e. Bu nedir? Ne cevap vereceksin? Buyuruyor ki, ben gündüzlerimi insanlara ayırmışım. Gecelerimi de alemlere, Rabbi Allah'a ayırmışım. Geceler ibadetim var, zikrim var, ibadetim var. Kusura bakmayın diyor. Hazreti Ömer elhamdülillah diyor. Bana böyle bir vali nasip eden Allah'a, böyle bir arkadaş nasip eden Allah'a hamdolsun diyor. Sahabe bu. Allah izlerinden gitmeyi nasip eylesin. Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira.